Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nin raporu Amerika'da İslamofobi ile ilgili dikkat çekici bilgileri su yüzüne çıkardı. Korkuyla Yüzleşme adlı rapora göre ülkede 33 İslamofobik grup var ve bu gruplar 2008-2013 yılları arasında 205 milyon dolar gelir elde etti. Rapor bu grupların gelirlerini kişileri İslam'la korkutmak için harcadığını belirtiyor. Raporda dikkat çeken bir başka noktada Amerika'daki 10 eyalette İslam karşıtı yasa tasarılarının artık yasaya dönüşmüş olması. Raporda İslam karşıtı kampanyalar nedeniyle Florida ve Tennessee eyaletlerinde okul kitaplarının değiştiği, geçen yıl 78 camiye saldırı düzenlendiği de belirtiliyor. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihat Avada göre çok iyi organize olmuş İslamofobi ağı yanlış bilgilendirmeyle İslam ve Müslümanlarla ilgili korku yayıyor. Avat Müslüman karşıtı propagandanın tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğuna da dikkat çekiyor. Ülkemizin gittiği yönden çok endişeliyiz. Bu çirkin trajedinin Donald Trump gibi bazı politikacılar tarafından yayıldığını görüyoruz. Trump, Müslümanlara giriş yasağı çağrısı yaptı. Sadece inançları nedeniyle fişlenmelerini istedi. Bunlar Amerikan anayasasına uymayan politikalar. Bu bana Almanya'da Yahudilerin başına gelenleri hatırlatıyor. Liderlerimize Amerikalıları birleştirmeleri, bölmemeleri çağrısını yapıyoruz. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi'nde İslamofobi İzleme ve Mücadele Programı Direktörü Corey Sailor da 3 yıl süren çalışmasını sunarken yapılabilecekleri 4 madde halinde sıraladı. Be humanity, Birincisi dışarı çıkmalı ve daha fazla görünür olmalıyız. İyi ittifaklar kurmalıyız. İslam insanlığa yararlı olmayı öğretir. Sadece Müslümanlara değil. İkinci olarak da İslamofobiye karşı dik durmamız gerekiyor. Bunu en iyi şekilde politikada aktif olarak, daha fazla oy kullanarak ve daha fazla yönetim pozisyonlarında çalışarak gerçekleştirebiliriz. Müslümanlar ayrıca Amerikan kamuoyuna içindeki düşünceleri kendi aralarında daha çok konuştuklarını ve daha çok soruna karşı bir çözüm üretmeye çalıştıklarını göstermesi gerekiyor. Toplantının sonunda bir kez daha söz alan Nihat Avat, sadece yasaların uygulanmasını istediklerini, yasaları değiştirme gibi amaçları olmadığını vurguladı. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi Washington.